Değişim korkusu. Değişim korkusu öyle bir şey ki sizin başka biri olmanızı, daha başarılı biri olmanızı ya da daha sevilesi biri olmanızı engeller. Değişim korkusunun içerisinde çok çok küçük bir etki vardır. Risk. Risk. Risk öyle bir şeydi ki değişmeni engeller. Peki değişimle gelişim aynı şey mi? A -a. Çünkü kişisel gelişimle kendinize bir şeyler katarsınız ya da bir dil öğrenerek bir şeyler katarsınız. Bu gelişimdir ve kalıcı bir şeydir. Geliştiğiniz şey size katılır. Değiştiğiniz şey ise kalıcı değildir. Bugün zeki bir insan olursun, yarın ertesi gün sinsi bir insan olursun. Ertesi gün çıkarcı, sonra kötü, sonra iyi. Yani veya saçlarını kısaltır uzatırsın bilmiyorum ama değişmek eğer iyi yöne gidiyorsa güzel. Kötü yöne gidiyorsa işte o başkalarının üzerinde imajını mahveder. Senin değişmekle beklentin eğer kendin içinse sorun yok. Ama değişerek birilerinin gözüne girmeyi, birini mutlu etmeyi, bir arkadaş grubuna katılmayı düşünüyorsan işte o zaman israfı olacaktır emin ol. Gelin görelim nedir bu değişim korkusu. Değişme korkusu bazen iyidir. Neden iyidir? Çünkü değişeceğin şey belki de çok iyi bir şey değil. Yani değiştiğin sonucu beğenmeyeceksin. Bazı bağımlıkların olacak, bazı kayıpların olacak, zaafların olacak. Bu iyidir ama çok nadir. Yani değişme korkusu seni eğer ki yanlış bir yöne gitmekten koruyorsa tamam. Değişim korkusu, değişme korkusu aileyle girer hayatına. Çünkü ailen senin o haluk olmandansa Başka bir şey olmanı istemezler. Yetiştirdikleri çocuğun kendi istedikleri yönde gitsin isterler. O çocuğun fikirleri değişmesin, siyasi görüş değişmesin, o çevreden çıkmasın. Arkadaşlarını bile kendisi seçsin ister. Çünkü arkadaşları da değişiklik oluşturabilir. İşte bunların hepsi sana yapay eklenen, ve aileden eklenen değişim korkusudur. Bu değişim korkusu üniversiteye gidene kadar böyle durur. Çünkü üniversite senin üzerinden üniformayı alıp sana özgürlük verir. Derslere girmeyebilirsin, insanlarla başka bölümden tanışabilirsin, kavga edebilirsin, siyasi fikirlerin olabilir, her şey olabilir. Öyle ya da böyle üniversite değişim korkusunun böyle ya kırıldığı ya daha da kronikleştiği bir yerdir. Avustralyalı bir hemşire Bernie Weir Top 5 Regrets of Dying yani ölmek üzere olan insanların 5 pişmanlığı üzerine bir kitap yazmış. 5 pişmanlık 5 ana başlıktan birincisi diyor ki Keşke başkalarının benden beklediği hayatı sürmek yerine kendi istediğim hayatı yaşasaydım. Bu birincisi. İkincisi keşke çok çalışmasaydım. Üç, keşke duygularımı, isteklerimi dile getirecek cesaretim olsaydı. Dört, arkadaşlarımla ilişkilerimi sürdürebilseydim. Çünkü paket paket ayrılıyorsunuz. Ve beş, kendime daha çok mutlu olmak için izin versin. Bunların hepsinde pişmanlığı görüyorsunuz. Niye pişmanlık? Çünkü 40 yaşına geldiğiniz zaman daha iyi anlayacaksınız. Benim genç arkadaşlar izliyor. 20 yaşında, 21-22 yaşında arkadaşlarımız var. Hayat böyle hızlıca geçecek. 40'a geleceksiniz ki 50-60 yaşında izleyenler daha iyi anlıyor beni. Bana diyecek ki o ne? Yaşam bir anda bitiyor. Yani tam böyle 15'li yaşlarda Aa, ben buymuşum diyorsun. 20'lerde bir kişilik başkaldırın oluyor. Bir bakıyorsun 40'sın. Bir bakıyorsun 60'sın, bir bakıyorsun helva. Yoksun. Dolayısıyla e, ne kadar erken kendi farkına varırsan o kadar iyi. Ama pişmanlıklarının, daha önce bir videomuz vardı en pahalı kelime keşke diye. Bedelini zamanla ödememelisin. Bir şey yapmakla yapmamak arasında kaldığın zaman eğer kötü bir şey değilse yap. Yap ki daha sonra yapamayacağın, yapabilemeyeceğin zaman geldiği zaman ahvah etme. Risk, değişim korkusunun bedelidir değişeceğin zaman bir terazi gelir önüne. Bu terazinin iki kefesi vardır. Bir kefeye olası kötü sonuçları, bir kefeye kazançlarını koyarsın. Potansiyel kazançlarını. Dersin ki gidip ondan hoşlandığımı söyleyeyim işte. Gidip iş kurayım, gidip istifa edeyim, değişeyim, gideyim saçlarımı kestireyim, ne bileyim. Bir şeyi bu kefeye koyarsın. Sonra öbür tarafta e, omuzundan diğer o şey çıkar. Yapma yapma diyen küçük <laughs> melek mi diyeyim artık neyse. O sana der ki, işte kayıplarında şunlar olacak, İşte o senin vazgeçişindir. Çünkü her vazgeçişte bir doğal olarak pişmanlık kalacak geriye. Nasıl ki her seçiş bir vazgeçişte, her vazgeçişte değişim korkusu sana diyor ki yapma, etme. Aa diyorsun haklısın yapmayayım. Gidip hiç onunla konuşmayayım. E, üniversite bitiyor. Birinci sınıfta aşık oluyorsun, 2 üç halen uzaktan bakıyorsun. 4 artık katatonik platoniksin. E, 50 kişiyle çıkmış karşı taraf, sen hala bir gün açılacaksın. Üniversite bitiyor, gidiyor çoluğu çocuğu oluyor ondan sonra sen taşlaşıyorsun. E bu durumda senin değişim korkun, gidip ona açılma korkun maalesef elinde patlıyor. Değişmenin kardeşi değiştirmek dedik. Peki iki önemli soruya cevap verebiliyor musunuz? Bir neye göre değişeceğiz? Yani bir hedefiniz olmalı ki ona göre değişesiniz. Bir şeye, bir kopyaya varacağınız bir Mesela kişisel olarak gelişecekseniz kendinize bir rol model bulursunuz. Ona göre kitap okursunuz, saçınızı yaparsınız, bilmem kıyafet alırsınız, değişirsiniz. Ama nerede duracağımız da önemli. İkinci soru da bu. Yani değişeceksin de nereye kadar değişeceksin? Diyelim ki bir e, karşı cinsten birisinin seni beğenmesi söz konusu. Ve diyorsun ki onun için değişeyim. Onun beğeneceği insana dönüşeyim ki ne yazık ne acı o kadar çok değişiyorsun ki artık bir yerden sonra çizgiyi kaçırıyorsun. Aşırı marjinalleşiyorsun. Ve onun beğeneceği yeri de geçiyorsun. Bazı sohbetler vardır. Böyle <laughs> suyunu çıkarmasan tamamdır da bir durmayı bilmezsin. Yani zirvede bırakamazsın. Artık zirveye bırakırsın olduğu gibi. O yüzden ne olur değişmenin de dozunu bilin bir hedef koyun. Yani kilo vermek için yola çıkıp anoraksik olan insanlar var. Şimdi örnekler vermek istemiyorum, anlatmak istemiyorum ama yiyip yiyip bundan kusma yoluyla kurtulup ondan sonra hastalığa dönüşen insanlar var. Dolayısıyla demek ki değişmenin de bir hedefi olmalı. Ben şu an yola çıktım. 106 kilodan 101'e indim. 85 benim hedefim ama 60 olmak istersem ekranda beni göremeyeceksiniz yan durunca muhtemelen. Ya da öneceğim bilmiyorum. Dolayısıyla lütfen hedefiniz de olsun. Ha. Bir de değişmenin süreci ve korunması. Yani sen yeni bir kişi olacaksın ya, yeni bir insan, o beğensin diye ya da iş yerine terfi almak için artık bilmiyorum. Bu değişikliğin belli bir süre alması lazım. Çünkü pazartesi sabahı gibi tata ben bu oldum dersen insanlar şok olur. Ailen yadırgayabilir, arkadaşların şaşırabilir, terk edebilir sevgilin. Dolayısıyla değişeceksen küçük küçük porsiyonlarla ve belli bir zaman içerisinde mesela bir ay, 3 ay gibi bir sürede değişeceksin. Tamam değiştin, bu süreyi yaydın, yeni Haluk oldum. Çünkü kitap çıkartıyorum, kitabın adı Yeni Bir Sen yani sen iki Eski senin nasıl yok edeceğimizi öğreteceğiz. E tamam değiştin, yeni bir sen oldun harika. Peki ne kadar süre boyunca o yeni sen olarak kalabileceksin? Çünkü minimum maksimum bir süre lazım. Yeni bir sen oldun eğer bir hafta sonra yepyeni bir sen, bir hafta sonra yepyeni sen kişiliksiz karaktersiz olarak etiketlenirsin. Ya da yeni bir sen oldun eskiye geri döndün, oldun geri döndün yalama oldun özür dilerim ama insanlar bir süre sonra senin verdiğin sözlere ve değişimlere inanmayacaktır. Dolayısıyla değiştin, insanlar alışana kadar atıyorum 6 ay, 1 yıl o yeni seni koru. Gelişmende sorun yok, gelişmeye devam et ama sürekli saçını kestirip, sürekli tarzını değiştirip bir gün ceketle, bir gün taytla insanların karşısına gelirsen işe bir süre sonra derler ki deli bu bu ülkede içine geliştiği için, değiştiği için, hasta olduğu için içerisine benzin içirilen, gaz yağı içirilen insanlar gördük biz şeytan çıkaracağım diye. Dolayısıyla lütfen değişiyorsan eski sana sene geri dönme ve yeni seni de bir süre koru. Ha konfor alanı diye video çektik. Onu YouTube kanalımızda izlersin. Konfor alanı rezalet bir şeydir. Değişmenin düşmanı da budur. Sen ne zamanki değişmek istersen konfor alanın seni sıcacık sarar gitme. Çok detayına girmeyeceğim bunun üzerine YouTube kanalında video olduğu için ama konfor alanın dışına çıkmadığın sürece değişemezsin. Evinden çıkmadığın sürece değişemezsin. Bir zahmet o kanepeden kalkıp 55 sezondur izlediğin diziyi bırakmadığın sürece değişemezsin. Başkalarının hayatını magazin programlarından aslanların çiftleşmesini belgeselden izleyerek değişip gelişemezsin sadece dışarı çıkıp yaşa. Onların izlediğin, imrendiğin hayat git bir yaşa lütfen. Alışkanlıklarınız ve bağımlılıklarınız değişiminizin katili. Değişmekten çekiniyorsun. Bak çekiniyorsun diyorum. Çok kibarım aslında. Aslında korkuyorsun bir sigara bağımlılığın var bırakamıyorsun. İnsan bağımlılığın var ondan aslında artık ayrılsan iyi olacak bırakamıyorsun. Değişemiyorsun. Yeni bir sen olamıyor. O, o, o beğendiği için hiçbir zaman saçını kısa kestiremiyorsun. O beğendiği için hiçbir zaman kendini değiştiremiyorsun. O beğendiği için yurt dışına bile gidemiyorsun. Çünkü senin yanında beğeniyor orada beğeniyor. E bu böyle olunca da sen değişip gelişemiyorsun. O yüzden de bir zahmet korkunu da risk karşılığı sat. Başkasına sat. Korku piyasada tükenmez merak etme. Değişim korkunuzun ham maddesi nedir biliyor musunuz? Yani neden oluşur? Nasıl ki işte iyi bir limonata diyelim ki işte limon bir miktar şeker, nane bir de sudan oluşuyorsa e, değişim korkusu da belirsizliklerden oluşur. Yani cehaletten. Cehalet dediğim zaman herkes alınıyor. Diyorum ki siz cahilsiniz diyorum. Diyor ki ben cahil değilim. E cahilsin ben de cahilim. Mesela buz okeyi konusunda cahilim. Ve öğrenmem gerekirse de öğrenmek isterim. Ama izlerim e, NHL'i. Dolayısıyla lütfen eğer bir değişim yaşayacaksan, mesela birisi için değişeceksen bir sor. O istiyor mu? Sonra sen böyle saçlarını horoz gibi kesip geldiğinde sana dersek ki ama ben böyle beğenmiyorum kalırsın. Ya da sen işte daha parlak renkler, takım elbiseyi, ceketi çıkarıp genç olacağım havasına girersen 60 yaşında der ki sen ne yaptın? Dolayısıyla değişmek için ilk önce belirsizlikleri yok et. Bilmediğin şeylerden kurtul. Değişeceksin. Başka bir ülkeye gidince hayatın sana iyi geleceğini düşünüyorsun. Şirketten istifa ediyorsun. Bütün arabanı satıyorsun. Gidiyorsun Kamboçya'ya yerleşiyorsun. Venezuela'ya yerleşiyorsun. Ne yapıyorsun? Değişmek için hedefini doğru bilmen lazım. Değişimi hep kişisel anlattım. Son bölümde şöyle anlatayım size. Bir de markaların değişmesi vardır bazı markalar vardı mesela Bursa'da bir özür dilerim yemekten bahsettiğim diyet döneminde olduğum için artık idare edin yaşlı bir insanım Bursa'da bir İskender yapan bir yer var mesela mahalle arasından hiç büyümüyordu sonradan dışarıya çıktı Türkiye'ye yayıldı tadı kaçtı bir başka restoran var ben İstanbul-Bursa arasında gidip gelirken yaşadım yani şehir arası yollarda görürdüm. adam şehir arası yolda çok güzel köfte yapıyordu Bunda da değişim korkusu olmalıydı demek ki. Çünkü büyük şehirlere yayılınca duvara atlında geri gelen lastik köfteler yapmaya başladı. Demek ki değişim korkusu aslında dengeli olursa markanı koruyabilirsin. Ama sen değiştim ve geliştim ya artık kaliteni sallarsan aşağıya o iş olmaz. Değişim korkusun umarım kendi yönettiğiniz, kendi istediğiniz için bir tasması olur elinizde. Ama siz değişim korkunuzun tasmasını başkasının eline verirseniz kusura bakmayın o zaman dönüp sizi ısırır. Hiç koltuğunuzdan kalkmazsınız. Aşağıya yazar mısınız lütfen? Kimin için değiştiniz? Değişebiliyor musunuz? Gördüğünüz en değişken insan kimdi hayatınızda? Zırt pırt değişen insanlar da var böyle. Ben Haluk Tatar. Umarım keyifli bir video olmuştur. Bunun podcast versiyonunda Spotify ve I Apple podcast üzerinde yayınlıyorum. Umarım oradan da beni dinlersiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.